DT Akademi'nin değerli izleyicileri, yeni bir seminer serimizle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Ecir Uğur Küçüksille. Hocamız Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugün sizlerle hayatımızda çok fazla ve hızlı bir şekilde de girmiş olan yapay zeka üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle ben sevgili izleyicilerimize sizi kısa bir tanıtmak istiyorum. Değerli konuklar, Ecir Uğur Küçüksille 1976 Isparta doğumlu, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır hocamız. Daha çok hocamızın çalışma alanlarına baktığımızda yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve siber güvenlik alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Bugün de özellikle son birkaç yıldır evveliyet olmakla birlikte ama bizim ülkemizde son birkaç yıldır çok büyük bir ilgi uyandıran, adeta toplumda bir ilgi odağı olan yapay zeka üzerine konuşacağız. Ama bunu da konumuzu sınırlandırarak biraz daha akademik eğitimde yapay zekanın kullanımı ve gelecek öngörüleri hakkında hocamızın konu hakkındaki uzmanlığına başvuracağız. Hocam ben daha fazla uzatmadan sözü size bırakıyorum. Siz Alın. özellikle Teşekkür bizim ederim hocam. Sağ olun. kullanım alanlarına nasıl başvuracağımızı bu konunun en azından sürecin ve gelecekte bizi neler bekliyor? Muhakkak ki çok çetrefilli, çok yönlü bir konu. Siz uzmanlık alanınız, tecrübeniz, bilgi birikiminiz çerçevesinde bizi ve konuklarımızı bu konuda aydınlatacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben de Buyursunlar. teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben bir slaytım var. Onu hazırlamıştım burası için. Onu Buyurun hocam. şey yapayım. Şöyle yapayım hocam. Şurada hazırdı. Şimdi ben bu şey için, eğitim için bir slayt hazırladım. Bunu bütün şeylerde yaklaşık 6 aydır ben ChatGPT'yi şey olarak kullanıyorum. Yani ücretli olarak aldım ve kullanıyorum. Bütün slaytlarımı hazırlarken de hangi slayt olursa olsun bu akışın nasıl olacağını, içinde neler anlatmam gerektiğini, örnek verirken neleri örnek verirsem dinleyicilere daha faydalı olacağını, onlara yol göstereceğini hep ChatGPT ile konuşarak veya işte yazışarak bir şekilde hazırlatıyorum ve bu slaytı da hazırlarken yine ChatGPT kullandım. Yani burada şunu diyebilirsiniz. Ya ChatGPT'den başka hani araç yok mu diye bir soru gelebilir. Tabii ki var ama bir alışkanlık var. İlk ChatGPT çıktığı için onun üzerinde alıştık. Yeni çıkanları da denemek lazım. O konuya da katılıyorum. İlk önce şunu söyleyeyim. Şöyle bir giriş yapalım. Yapay zeka hayatımıza girdi. Özellikle 2022 yılında ChatGPT'nin tanıtılması insanlarda büyük bir yankı uyandırdı. İnsanlar buna bakarak işte birçoğu çok etkilendik, hepimiz çok etkilendik. Böylece yapay zekanın aslında hayatımıza girdiğini ChatGPT ile beraber artık çok daha etkili olacağını öğrenmiş olduk. Son 2-3 yıldır arka arkaya gelen gelişmeler, duyurulan yenilikler bizi daha çok etkilemeye devam ediyor. Hayatımızın her alanına yapay zeka girdi, girecek ve daha çok etki edecek. Bundan kaçışımız yok. Bunu ilk önce söylemek gerekiyor. Bundan kaçışımız yok. Bunu söylemek gerekiyor. Ama yapay zeka yeni bir kavram değil tabii. Ta 80'li yıllardan hatta geçmişe gidersek ta işte 40'lı 50'li yıllara kadar geçmişine geri dönebiliriz. Ama gerçek anlamda hayatımıza girmesi 2022'de ChatGPT'nin duyurulması, bu alandaki yeniliklerin hızlanmasıyla oldu. Niye yapay zeka 2022 yılına kadar, şöyle bir soru gelebilir, 2022 yılına kadar niye yapay zeka bu kadar ilerlemedi? Madem vardı, niye hayatımızda yoktu? Buradaki en büyük etken donanımsal olarak hesaplama yeteneklerinin bilgisayarlarda o kadar gelişmiş olmamasıydı. Özellikle GPU'ların çıkmasıyla beraber, GPU'ların devreye girmesiyle beraber
Hesaplama gücü bilgisayarların arttı, hesaplama gücü arttı. İşte bulut teknolojisi devreye girdi. Özellikle eskiden biz bütün yapay zeka işleri için MATLAB kullanıyorduk mesela. Yapay zekada işte yapay sınır ağlarını herkes belki ilk defa MATLAB ile uğraştı. MATLAB üzerinden gerçekleştirdi. Ama 2010'lu yıllarda Python bu konuda büyük bir Python programlama dili atılım yaptı. Şu anda dünyadaki yapay zeka alanında en çok kullanılan programlama dili Python. Bütün kütüphaneler bunun üzerinden geliştiriliyor. Sonra yavaş yavaş R devreye girdi derken yapay zeka bugün hayatımızın her yerinde, yarın hayatımızın her noktasında yapay zeka çok etkin olacak, çok etkin olacak. Bundan kaçışımız yok. İlk önce bunu söylemek gerekiyor. Burada gördüğünüz iki resmi de yapay zeka tasarladı. Daha doğrusu ben yapay zekaya komut verdim. Benim verdiğim komuta göre, daha doğrusu prompta göre yapay zeka bu resimleri benim için tasarladı. Yani bu resimler bir yerden alınmış değil. Yapay zekanın benim için tasarladığı, yapay zekanın benim için tasarladığı iki tane resmi burada görebiliyorsunuz. Generate ettiği resmi görebiliyorsunuz. Yapay zeka bu kadar hayatımıza girmişken bizler de akademik dünya olarak yapay zekadan kaçamıyoruz. Biz de yapay zekanın bir noktasından tutup kendimizi bu dünyaya entegre etmemiz gerekiyor. Yapay zeka bizim mesleğimizde de çok kullanılıyor, kullanılacak ve daha da etkin olacak. Özellikle veri üzerine çalışılan alanlarda yapay zekanın artık kaçınılmaz olduğu, yapay zekayı mutlaka öğrenmemiz gerektiği, yapay zekayı çalışmalarımıza entegre etmemiz gerektiği çok açık ve net. Ama hala maalesef bazı alanlarda bir direniş var. Bundan da bahsedeceğim konuşmamın ileriki kısımlarında. Hala insanlar yok ben en iyisiyim, benden başka yapay zeka bunları yapamaz. İşte mutlaka şu programı kullanmalıyım, bu programı kullanmazsam olmaz gibi kendilerini böyle kısıtlayan maalesef bir çevre var. Hala ayak direyen bir çevre var ama bundan kaçış yok. Hepimiz bu noktada bunu şimdiden bir yerinden yakalarsak ileride biz de gelişmelerin dışında kalmayız ve kendimizi adapte edebiliriz. Yapay zeka her yerde, bunu söylememiz gerekiyor. Bugünkü konumuz da zaten biz akademik dünyada yapay zekayı şu anda nerelerde kullanıyoruz? Gelecekte nerelerde kullanacağız? İşte bunların riskleri neler? Yapay zeka bizim alanımızda neler yapabilir? Bunları elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Eğer sorularınız olursa, benim atladığım noktalar olursa ileride sorarsanız elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevaplamaya çalışacağım. Şimdi yapay zekanın akademide kullanımına baktığımız zaman ilk önce bir araştırma uygulamaları noktasında yapay zekayı çoklukla kullanıyoruz. Yapay zekayı çoklukla kullanıyoruz ve ilk önümüze çıkan nokta veri analizi ve modelleme çalışmalarında yapay zeka akademik dünyada üzerinde en çok çalışılan ve etki alan nokta aslında şu anda. Eskiden biz çalışmalarımızı yaparken verilerimizi analiz ederken yapay zekayı kullanıyorduk. Özür dilerim. Hazır paket programlar kullanıyorduk. Belki şu anda herkesin kullandığı, çalışmasında mutlaka bir yerinden tuttuğu SPSS'i herkes kullanmıştır ve hala kullanılmaya da devam ediyor. Ama yapay zekanın SPSS'le çalışıyorsanız aslında verileri tamam analiz edebilirsiniz ama eğer elinizde çok büyük veriler varsa bunları hazır paket programlar kullanarak yapmanız mümkün değil. Mümkün değil. İşte yapay zeka burada devreye girdi. Hem hesap bulut teknolojisinin gelişmesi, hem hesaplama yeteneklerinin artmasıyla beraber biz artık belirli istatistiksel teknikleri kullanmak yerine onların yerine çok büyük verilerde daha başarılı sonuçlar veren, karmaşık, lineer olmayan özellikle verilerde daha iyi sonuçlar veren yapay zeka algoritmalarını kullanmaya başladık. İşte bunda Python'la beraber ortaya çıkan kütüphaneler, daha sonra R'la beraber ortaya çıkan kütüphaneler çok etkili oldu. Eğer elinizde büyük veri varsa ve bunları modellemek istiyorsanız, bunlar üzerinde işler yapmak istiyorsanız yapay zeka var. Aynı zamanda bu LLM dediğimiz büyük dil modellerinin çıkmasıyla beraber yapay zeka özelinde veya veri işleme özelinde artık biz LLM'leri de kullanabiliyoruz. Eğer ücretli bir LLM'iniz varsa, elinizde çok da büyük olmayan bir veriniz varsa basitçe
Veri üzerinde istediğiniz analizleri yaptırabilirsiniz. Yapay zekaya yorumlatabilirsiniz. Belli grafikleri çizdirebilirsiniz. En kötü ihtimalle yapamıyorsanız bile ne yapmak istediğinizi yapay zekaya doğru bir şekilde anlatabilirseniz size o analizi yapmanız için gerekli olan işte Python kodunu ve R kodunu yazarak kendisi verecektir. Böylece artık paket programlara ihtiyacımız kalmadı veri analizi ve modelleme konusunda. Yani BERS diyebilirsiniz ya hala kullanıyoruz. Tamam kullananlar var ama eğer biraz daha şey yaparsanız, ilerlerseniz ileriki zamanlarda bunların da yavaş yavaş piyasadan kalktığını ben kalkacağını öngörüyorum. Çünkü şu anda Python ve R ile yapamayacağınız analiz sayısı benim bildiğim kadarıyla ben bilmiyorum çok da kesin söylemiyorum ama 1-2'yi geçmez diye düşünüyorum. Çünkü birçok analizi Python ve R ile şu anda yapabiliyorsunuz. Sadece ne istediğinizi doğru promptlarla yapay zekaya anlatmanız gerekiyor. Hatta onunla tartışarak yazabilirsiniz. En son çıkan Cursor AI diye bir tane yapay zeka aracı var. Bu yapay zeka aracı size kod yazarken, kodlarken konuşarak, daha doğrusu promptlar yazarak kodunuzu tamamlamanızı sağlıyor. Şu anda birçok kişi tarafından da kullanılıyor. Çok etkin olduğu söyleniyor. Ücretli olduğu için daha henüz alamadım ama alıp herkesin yavaş yavaş programlamayı da yani çok az bilgiyle çok iyi programlar yazabileceği ortamların geleceğini de düşünüyorum. Veri analizi ve modelleme dediğimiz zaman aslında şu aklına gelmesin. Sadece işte istatistiksel alanlarda, işte ekonometride, işte bilgisayar alanındaki kişiler bununla ilgileniyor. Hayır, çeşitli alanlarda makine öğrenmesi, algoritmaları her yerde var. Örneğin büyük hadron çarpıştırıcısı gibi tesislerde ML modelleri çarpışma verilerinden parçacıkları tespit etmeye ve sınıflandırmaya yardımcı olmakta. Bunlar şu anda kimya alanında veya fizik alanında kullanılıyor. Veya işte şey alanına bakarsak, ekonomi finans alanına bakarsak, işte bir enflasyon oranları hükümet enflasyon oranlarını ileriye yönelik tahmin edebiliyor. İşte gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi ve işsizlik gibi ekonomik göstergelerde tahmin edilebiliyor. Bunlar kullanılıyor. Yani biz yapay zeka dediğimiz zaman sadece bilgisayar, ekonometri, istatistik tamam bunlar temel konular, bilinmesi gereken konular veya temel alanlar bunlar yapay zekayı kullanıyorlar veya yapay zeka algoritmalarının oluşmasında çok etkenler matematikte dahil. Ama sadece bu alanlar kullanmıyor. Tüm alanlarda yapay zeka kullanımı çok etkin. Herkes kullanmaya başladı. Özellikle sağlık alanında şu anda kullanımı DNA analizinde, moleküler biyolojide, genetikte her alanda makine öğrenmesi algoritmaları kullanılıyor, yayılıyor ve insanlar bunun üzerinde çalışma yapmaya başladılar. Aynı zamanda yapay zeka destekli simülasyonlar yapılmaya başlandı. Örneğin kimyasal bir simülasyon yapıyorsanız yapay zeka reaksiyonlar sırasında moleküllerin tam davranışını tahmin ederek sonuçların doğruluğunu artırabiliyor. Mesela basit bir kimyadan örnek verebiliriz. Ya da yapay zeka simülasyon parametrelerini dinamik olarak optimize edebiliyor. Bunun gibi birçok örnek vermek mümkün. İlaç keşfi üzerinde çalışmalar var. Drug Discovery diye geçiyor. Biz bir yüksek lisans öğrencimle Drug Discovery çalıştık mesela. İlaç keşfi uzun bir süreç. Siz eğer bir ilaç ortaya çıkarmak istiyorsanız bununla ilgili birçok araştırma yapmanız gerekiyor. Başından sonuna kadar birçok aşamadan geçiyorsunuz. İşte yapay zeka bu baştaki birkaç aşamayı hızlıca atlamanızı sağlıyor. Daha hızlı bir şekilde gelişmenizi sağlıyor. Bu da ilaç keşfini sizin için daha hızlı hale getiriyor. Bir başka şey şu an yapay zeka destekli simülasyona bakarsak DeepMind'ın AlphaFold diye bir aracı var. Bu AlphaFold proteinlerin katlanmasıyla ilgili işlemlerde size yardımcı oluyor. Bu da şu anda dünyada en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Yani eğer siz şu anda bir akademisyenseniz tüm çalışmalarınızda yapay zekayı etkin olarak kullanabilirsiniz. Bir ucundan tutabilirsiniz. Eğer şuradan açarak da göstereyim. Özür dilerim. Sanırım ekranım geliyordur.
Burada ChatGPT'yi açtığınız zaman örneğin şurada dosya yükleyerek şurada var mı acaba, bir dakika, desktop work directory, benim data mining diye bir dersim var. Data ne olsun? Mesela customer satır. Mesela bunu yükledim. Bunu yükledikten sonra bu veri hakkında bilgi verir misin diyelim. Ya İngilizce yazarsanız daha iyi ama ben hani tüm katılımcılara hitap etmesi açısından bu veri hakkında betimsel istatistikleri verir misin diye bir sorayım. Bakalım ne diyecek. Ya bu şu anda verdi. Analyzing'i de yaptı. Bakın betimsel istatistikleri verdi. Vermeye de devam ediyor. Hangi sütunun, bakın, standart sapma minimum değeri, çeyrekleri, bütün bunları size iki ayrı şekilde veriyor. İki ayrı şekilde veriyor. Aynı zamanda bunların kodlarını da veriyor bakın. İsterseniz R kodlarını verir misiniz? R kodlarını verir misin diyeyim. Kodlarını verir misin? Mesela burada işte adım adım R'da neler yazmanız gerektiğini hızlı bir şekilde size veriyor. Burada grafikleri de çizdirebilirsiniz. Basit grafikleri sizin için ne yapacaktır? Mesela sayısal alanların normal dağılıma uyup uymadığını test ederek yorumlar mısın diyeyim. Böyle hızlıca bunlar bakalım yapacaktır. Analyzing'lerini yapıyor. Test edebiliriz. Burada bir tanesi için yaptı ama hepsi için yapıp sonuçlarını size verebilir. Yani eğer ne yapacağınızı biliyorsanız o zaman yapay zeka, daha doğrusu şu anda özellikle büyük dil araçları size büyük miktarda yani sonsuz miktarda yardımcı olacaktır. Sadece ne yaptığınızı doğru bir şekilde ifade edebilmemiz gerekiyor. İşte bu noktada o yüzden açık gösterdim. Prompt Engineering diye yeni bir meslek çıktı. Yani prompt mühendisliği, komut mühendisliği artık nasıl Türkçe'ye çevrilirse, bazı terimlerin Türkçe'ye çevrilmesi maalesef düzgün olmuyor. Prompt Engineering ile artık üniversitelere Prompt Engineering diye bu konuyla ilgilenenler için bir seçmeli dersin koyulması gerekiyor. Seçmeli ders. Çünkü şu ana kadar biz öğrencilere hala şunu öğretememiştik. Google'da istediğiniz bir şeyi nasıl ararsınız? Maalesef öğrencilerimiz, şu anda üniversite öğrencileri için konuşuyorum. Üniversite öğrencilerinin birçoğu Google'da istediği şeyi nasıl arayacağını bilmiyor. İlk önce öğrencilere biz böyle bir ders koymalıydık. Şimdiye kadar koymadık. Google'da nasıl arama yapılır diye. Ama bu geçti. Bu geçti. Bundan sonra yapılması gereken öğrencilere bir prompt nasıl yazılır? Bir prompt nasıl yazılır? Yapay zekaya bir işi nasıl anlatırız? Nasıl doğru yaptırabiliriz? Bunu anlatacak ortaya derslerin koyulması gerekiyor. Hatta sadece öğrencilere değil, öğretim elemanlarının, hani bu konuyla haşır neşir olmayan öğretim elemanlarına da bu şekilde dersler verirsek herkesin yapay zekaya daha kolayca uyum sağlayacağını düşünüyorum. İkinci kullanım noktası yapay zekanın, akademik dünyaya bakarsak veya eğitim öğretim camiasına bakarsak, öğretim ve öğrenme alanında yapay zeka kullanılıyor. Şimdi ilk önce kişiye uyarlanabilir öğrenme platformları var. Bunlardan iki tanesinin ben buraya ismini yazdım. Newton Adaptive Learning Platform ve Coursera'nın AI Tutors'ları var. Bu ikisi geçmişten daha uzun yıllardır zaten uyarlanabilir öğrenme platformu olarak hizmet veriyorlar ve bunu alan ve eğitim yerlerinde, yani üniversitelerde, işte liselerde falan insanlara, öğrencilerine uygulayan üniversiteler mevcut. Daha sonra akıllı eğitim sistemleri var şu anda kullanılan. Mesela Duolingo gibi dil öğrenme sistemi ya da Carnegie'nin
matematiği öğrencilere uygun bir şekilde yapay zeka desteğiyle öğreten bir Meti AI diye bir uygulaması var. Bunu internetten bakabilirsiniz. Bu da var. İkincisi de, üçüncüsü en sondaki belki birçok için, birçok kişi için önemli, özellikle biz hocalar için. Kağıt okurken veya notlandırma yaparken bize yardım eden AI tool'ları çıkmaya başladı. Belki ileride öğrencilerimizin özellikle bir essay yazdırdınız, bunu puan vermek istiyorsunuz veya işte yazılı sınav yaptınız. Bu yazılı sınavları yapay zekaya okutabileceğiz. Böyle araçlar da gelişecek. O yüzden eğer öğretim üyesiyseniz, öğretmenseniz de yapay zekaya girmek zorundasınız. Buna ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü ileride bunları kullanmanız için size üniversiteler veya okul müdürlükleri kim olursa olsun verecek ve siz bunları hızlıca adapte olarak kullanmanız istenecek sizlerden. Bunu bilmiyorsanız, şimdiden bunu şey yaptıysanız, ya nasıl olsa öğrenirim, ileride öğrenirim, daha bunun gelişmesi de çok var diyorsanız, geride kalacaksınız ve o zaman geldiğinizde elinizin ayağınızda dolaşacak, işte uyum sağlayamayacaksınız, birçok sorun yaşayacaksınız. Ya bugün bilmiyorum, birkaç gün önce OpenAI mesela yeni bir duyuru yaptı, artık cep telefonundan herkes açtı. Runtime olarak ChatGPT ile şey yapabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Zaten konuşabiliyordunuz. Şu anda artık şunu getirmişler. Mesela ben bugün denedim. Şeye dedim ki işte yapar ChatGPT'ye şunu dedim. Bana dedim bir Hintli aksanıyla, Hintlinin İngilizce aksanıyla şu dersi anlatır mısın dedim. Gayet güzel yaptı. Hatta Türkçe'de bile aksan yapabiliyor. İleride özellikle bu noktadan gidersek, şu anda herkes mesela İngilizce bilmemek veya herhangi bir dil bilmemek, hatta birkaç dil bilmek en büyük artı, bilmemek de en büyük eksi. Herkese diyoruz ki İngilizce bilmelisin, İngilizce okuyabilmelisin, anlatabilmelisin. Aslında yapay zekanın en hızlı geliştiği noktalardan bir tanesi dil noktasında. Pek yakında ben çok uzak olacağını düşünmüyorum. Cep telefonlarından veya bilgisayar üzerinde konuşurken bizim şu anda kullandığımız gibi işte Zoom'dan olabilir, burada kullandığımız Google Meet gibi platformlarda bizim konuştuğumuz dil runtime olarak şeye çevrilecek, istediğimiz dile çevrilecek, oradaki konuşulan da bize Türkçe çevrilecek. Bunların ben pek yakında bizim karşımıza geleceğini düşünüyorum. Yani dil artık insanlar için bir sorun olmaktan kalkacak, dil bir sorun olmaktan kalkacak, herkes birbiriyle daha kolay iletişim kurabilecek. Aslında dünyada en çok hızlı kaybolacak mesleklerden bir tanesinin de bu tercümanlık olduğunu düşünüyorum. Hızlıca ortadan kalkacağını düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman, bu açıdan baktığımız zaman öğretim ve öğrenme aşamasında hem öğretmenlerin hem de öğretim üyelerinin şu anki bulunan araçları iyice öğrenmeleri ve belki bu kendi alanlarına uyarlamalar yoksa kendi alanlarına uyarlamalar yaparak bu alanda ilk olmaları gerektiğini düşünüyorum. Peki başka neler var? Kayıt yönetimi dediğimiz idari fonksiyonlarda da biz yapay zeka kullanacağız. Burada gördüğünüz tüm resimler yine yapay zeka tarafından oluşturuldu. Örneğin kayıt yönetiminde biz okullarda veya işte eğitim tesislerinde, akademik dünyada şey kullanacağız. Kayıt yönetiminde yapay zeka kullanacağız. Mesela kayıt eğilimlerini tahmin ederek kurumların sınıf mevcudunu, kaynak planlamasını, kaynak tesisini, finansal tahminlerini yapay zeka ile yaparak buna göre bölümlerimizi organize edebileceğiz. İşte bizim belli sınırlı kaynaklarımız var. Bunu var olan öğrenci grubuna en uygun şekilde tahsis etmek istiyoruz. Optimum alanları kullanmak istiyoruz. Bütün sınıfları en optimum şekilde kullanmak istiyoruz. Bu noktada yapay zeka bize yine ne yapacak? Yardımcı olacak. Hatta yardımcı oluyor diyebiliriz bu konuda. Ve öğrenci başarısı için tahmine dayalı analitik. Şimdi yapay zeka bize nerede yardımcı olacak, bize akademik dünyada? Akademik ve katılım verilerini analiz ederek düşük performans gösterme veya okulu bırakma riski olan öğrencileri bize daha önceden uyaracak. Ve bunlara belki daha iyi eğitim vermemiz, onları okulda tutmamız için önerilerde bulunacak.
Yani aslında akademik anlamda da bizim öğrenciler üzerinde daha etkin olmamızı, çünkü şöyle düşünürseniz bu önemli olacak. Şu anda bütün üniversiteler dolu, devamlı öğrenci geliyor, devamlı öğrenci geliyor. Ama belli bir noktadan sonra bunun ben azalacağını düşünüyorum. Ben bunun azalacağını düşünüyorum. Özellikle bizim ülkemiz bazında düşündüğümüzde. Çünkü üniversite mezunu çok ama iş yok şu anda üniversite mezunlarına. Birçok kişi de ben şunu diyorum, ya üniversite okumasaydım belki baştan bir meslek seçseydim daha iyi bir, daha çok para kazanabilirdim gibi birçok öğrencide bir serzeniş var şu anda. Yani normal bir vatandaşla çarşıya çıkıp konuşsanız onlardan da aynı cümleyi duyacağınızı düşünüyorum. Bu noktadan bakıldığı zaman öğrenci nüfusunun yavaş yavaş üniversitelerde azalacağını düşünüyorum. O zaman var olan öğrenciler bizim için kıymetli olacak. Onları elde tutmak için ne lazım? Onları daha başarılı yapmak için biz neler yapmalıyız? Bunları kullanıyoruz. Dünyada da şu var şu anda. Mesela Georgia State Üniversitesi mezuniyet oranlarını iyileştirmek için yapay zekayı şu anda kullanıyor. Biz ama şu anda bizim üniversitelerimiz içerisinde yapay zekayı etkin olarak kullanan bir üniversite olduğunu düşünmüyorum. Mesela bizim üniversiteye de söyledim ben. Şu anda bilgisayar bekliyorum. Yani tüm artık dokümanlarımızı, özellikle yönetmeliklerimizi, yönergelerimizi eğer bir büyük dil modeline aktarabilirsek artık bir soru soracağımız zaman, bir yönerge, bir yönetmelikle ilgili bir karar almak istediğimiz zaman bunu chatleşerek, yani büyük dil modelleriyle chatleşerek oradan doğru bilgiyi alabileceğiz. Çünkü şu an bütün her şey bir insana bağlı. Bir konuda bir bilgi almak istediğiniz zaman bir memuru arıyorsunuz veya işte bir yetkiliyi arıyorsunuz. Eğer o yetkili ne kadar biliyorsa size o kadar cevap verebiliyor. Bu doğru da olabiliyor, yanlış da olabiliyor. O yüzden bu noktalarda yapay zekanın, özellikle büyük dil modellerinin kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci bir nokta, yine eğitim, öğretime bakarsak şu anda birçok şey yazışmalar yoluyla yürüyor. Özellikle devlet kurumlarında. Şu anda devlet kurumlarındaki en büyük sorun işte yazıların düzgün yazılmaması, yazının nasıl yazılacağının bilinememesi, işte evrakların zamanla gidip gelmemesi, gecikmesi, bütün bunların hepsi bir sorun. Çok yakın zamanda bütün yazışmaların yapay zeka tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. Hatta bunu da bir proje olarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu anda bir kişiye bağlı oluyorsunuz. İnsan hasta olduğu zaman o yazışmaların hepsi duruyor. Özellikle yaz aylarında bu büyük bir sorun. İşte insanlar izin alıyorlar. O insan gittiği zaman yerine bakan buna tam hakim olamıyor. Oysa yapay zeka bizim yerimize yazıları inceleyebilir. Bizim yerimize cevaplayabilir. Sadece biz birkaç noktasını değiştirerek bunu yönlendirebiliriz gibi gibi. Birçok işlerde, özellikle bu kağıt işlerinde hızlıca işlerin yürümesi konusunda yapay zekanın bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Buradan baktığınız zaman akademik yayıncılıkta yapay zeka. Şu anda bizim akademik yayınlarda yapay zeka her yerde bir sorun olarak algılanıyor. Bunda da çok haklı aslında. Çok haklı. İnsanlar işin kolayına kaçıp, özür dilerim, birçok makalelerinin veya çalışmalarının büyük kısmını yapay zekaya yazdırmaya çalışıyorlar. Bu da şu anda birçok yayın kuruluşu tarafından işte değerlendirme yaptıysanız, burada hocalarım varsa veya akademik dünyadan meslektaşlarım varsa onlar da biliyorlar. İşte bir hakemlik yapıyorsunuz, altında mutlaka bir şey oluyor, onaylamanız gereken bir metin oluyor. Bunu kesinlikle yapay zekaya yaptırmadım bu değerlendirmeyi diye. Çünkü artık yapay zeka sizin için bir değerlendirme yapabiliyor. Veya hakemlik yapabiliyor. Veya işte literatür taraması yapabiliyor. Burada bana gelen en büyük sorulardan bir tanesi şu. Hemen ChatGPT'yi açayım. İşte ben burada şey yaptığım zaman bir prompt yazıyorum ChatGPT'de. İşte bana bir literatür taramasını yapmasını istiyorum. Ama işte 3 kaynak getiriyor, 4 kaynak getiriyor veya doğru getirip getirmediğinden emin değilim. Bunların hepsini aslında doğru bir prompt yazarak düzenleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi ChatGPT özel bir amaç için oluşturulmamış bir araç. Yani burada ChatGPT'nin esas amacı sizin için literatür taramak değil.
birçok işi yapmak üzere ChatGPT geliştirilmiş. Ama şurada ücretli versiyonunu kullanıyorsanız Explore GPTs diye bir chat seçenek var. Explore GPTs'e girdiğiniz zaman sizin için diğer insanlar tarafından sadece ilgili amaç için geliştirilmiş şeyler görüyorsunuz, GPT'ler görüyorsunuz. Örneğin literatür, şöyle yazayım şurada, literatür gelirse, bakın burada bunu yazdığınız zaman literatür review writer, bunların her birine girdiğiniz zaman, örneğin buraya girdiğim zaman kaç yıldız aldığını görüyorsunuz, kaç kişi puan vermiş, kötü olanlar filan filan hepsini size yazıyor. Bunun kullanımları ile ilgili örnekler alabiliyorsunuz. Yani aslında sizin doğru aracı kullanmadığınızı veya doğru promptu yazmadığınızı söylemek doğru olur. Doğru olur. Eğer siz gerçek anlamda bir iş istiyorsanız, mesela ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullanarak maalesef istediğiniz amaca ulaşamazsınız. O yüzden eğer gerçekten GPT kullanarak veya el elemi düzgün bir şekilde kullanmak istiyorsanız ücretini vererek tüm işlerinizde size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle literatür taramasında kullanacaksınız. Tabii ki sadece ChatGPT değil. Bunun için özelleştirilmiş araçlar ayrıca satılıyor. Onu da söylemek gerekiyor. Ama ChatGPT'nin içerisinde de sizin için literatürü yazmak için geliştirilmiş özel araçlar var. Sadece şey yapmanız gerekiyor. Biraz ücret verip buradan literatür taraması yaptırabiliyorsunuz ve ona şunu söylemeniz gerekiyor mutlaka. Mutlaka literatür taramasını yap, bana özetle. Sonra da altta tüm kaynakları ver demeniz gerekiyor. Linkliyor sizin için. İşte APA formatında yaz, şöyle yaz, böyle yaz. Böylece yazdığı şeylerin doğruluğunu da kendiniz ne yapabiliyorsunuz? Kontrol edebiliyorsunuz. Burada işte şu var. GPT'ler, yapay zekalar, özellikle LLM'ler halüsinasyon görebiliyorlar. Halüsinasyonla kastım ne? Olmayan bir şeyi yazabiliyorlar. Mesela benim başıma geldi. Hemen ondan bahsedeyim. ChatGPT'ye yine bir böyle sunum hazırlıyordum. Bana bir örnek vermesini istedim. Bir örnek verdi. Peki bunun kaynağını göster dedim. Özür dilerim dedi. Bunu ben şu anda ürettim dedi. Yani yapay zekanın her yazdığına da veya GPT'nin, LLM'in her yazdığına da körü körüne inanmamanız gerekiyor. Promptu doğru vermeniz, kaynağıyla istemeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, doğru sonucu alamayabilirsiniz. O yüzden ne yapın? Mutlaka yapın. Bakın burada size birçok araç gösteriyor research ve analyze ile ilgili. Bu araçları hızlıca kullanabilirsiniz. Özellikle bir makaleyi okumanız gerekiyor, onu söyleyeyim. Literatür tarıyorsunuz. PDF'i yükleyin, bütün PDF'leri. Sonra ChatGPT'ye deyin ki işte bu makaleyi oku, öğren. Bana makaledeki ana noktaları, anahtar kelimeleri çıkar, anahtar noktaları göster, işte sonuçta ne elde edilmiş. Hepsini hızlı bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Özetletebiliyorsunuz elinizde ücretli sürüm varsa. Buradan sonra şöyle devam edelim. Daha sonra makale hazırlarken aslında İngilizce özellikle gramer konusunda sorunlar yaşıyorsanız Grammarly size hızlı bir şekilde yapay zeka kullanarak destek veriyor. Yine özellikle fen bilimlerinde diyeyim, LaTeX formatında bir şeyler yazıyorsanız Overleaf herkesin kullandığı bir platform. Overleaf'te sorun yaşarsanız hem GPT tarafında, ChatGPT tarafında hem de Overleaf'in kendi LaTeX AI asistanı var. O size yardımcı oluyor. Bir yanlışlık olduğunda düzeltmenizde size ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Yine veri görselleştirme kısmında yine yapay zeka yardımcı oluyor. Eğer Tableau kullanıyorsanız onun AI integration'ı var. Onunla yapabiliyorsunuz. Ya da yine ChatGPT'ye çizmek istediğiniz grafikle ilgili şeyleri yazarsanız, düzgün bir şekilde anlatabilirseniz o zaman ChatGPT size en azından grafiği o anda çizemese bile o grafiği çizmeniz için gerekli olan R veya Python kodunu üretecektir. Şu anda intihal tespiti noktasında Turnitin AI kullanmaya başladı. En son başıma gelen, yani kendi yaşadığım bir olayı anlatayım. Doktor öğrencimle beraber bir makaleyi kendimiz Türkçe olarak yazdık. Her şey güzel. İngilizce'ye çevirecektik.
Hadi dedi şey yapalım, bunu işte ChatGPT'ye İngilizce'ye çevirtelim. Çok güzel çevirdik. Gayet de güzel çevirdi. Oraya kadar hiçbir problem yoktu. Yalnız biz Turnitin'e intihar için soktuğumuz zaman yapay zeka kısmında ChatGPT bizim yazdığımız ve ChatGPT'nin çevirdiği yerlerin yaklaşık %80-90'ını intihar olarak gösterdi. İntihar olarak gösterdi. Bu noktada aslında bir sonradan uyandım ama biraz daha düzgün promptla çevirtmem gerekebilirdi. Birincisi bu. İkincisi, eğer düz olarak bir makaleyi verip İngilizce'ye çevirmesini isterseniz ChatGPT'nin DeepL var. Mutlaka duymuşsunuzdur. DeepL'de de denedik. Onda da sonuç aynı. Yani Turnitin DeepL veya ChatGPT ile direkt çevirdiğiniz makaleleri ek bir prompt yazmadan intihar olarak görüyor. Herhalde kullandığı kalıplar açısından algılıyor. Bu noktada biz ne yaptık? Oturup hepsini çeviremeyeceğimize göre Humanizer AI'lar var. Humanizer AI da sizin verdiğiniz İngilizce metni insan diline uygun hale çeviriyor. Bir tane Humanizer AI satın aldık. Daha sonra onu da insan diline çevirdik. Çevirdiğimiz zaman onun da gerçekten işe yaradığını gördük. Çünkü bir önceki dönemimizde %70-%80 olan AI benzerliği bayağı düştü. Yani bayağı düştü dediğim artık şey tarafından, Turnitin tarafından bir intihar olarak görünmemeye başlandı. İşte bu noktada düzgün komutları yazmayı artık herkesin öğrenmesi gerekiyor veya şunu hiçbir zaman yapmayın. Verip direkt olarak İngilizce'ye çevirtmenin, bu çevirtmeyin, DeepL de olabilir, işte ChatGPT de olabilir veya bir başka LLM de olabilir. Çünkü bunlar ne yapıyor? Sizin Turnitin gibi intihar tarama programlarında AI benzerliğini yakalanmasına sebep oluyor. Bir başka şey, hakem değerlendirme süreçlerinde artık AI kullanılıyor. Hatta siz kendi yazdığınız makaleleri ChatGPT'ye bir hakem gibi değerlendirtebilirsiniz. Bir hakem gibi değerlendirebilirsiniz. Elsevier'ın kendi AI Reviewer Tools'ları var. Bunlar kullanılıyor büyük dergiler tarafından. Ama ben makalelerimi yazdıktan sonra ChatGPT'ye yüklüyorum. İşte diyorum ki sen şu konuda bir akademisyensin, şöyle bir makale yazdın. Bu makaleyi bana bir hakem gözüyle değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerini yazmanı istiyorum diyorum. Gerçekten beni yönlendiren bir değerlendirme yapıyor. Ona göre şeylerimi düzeltiyorum, yanlışlarımı düzeltiyorum. O yüzden artık hiç kimse vazgeçilmez değil. Siz de kimseye muhtaç değilsiniz. Eğer düzgün promptlarla büyük dil modellerini kullanırsanız bir başkasına ihtiyaç duymadan kendi kendinizi de kontrol edebilirsiniz. Bir başkasını da kontrol edebilirsiniz. O noktada artık akademik yayıncılıkta veya akademide makale yazarken aslında daha hızlı makaleler yazılabileceğini söylemek yanlış olmaz. Eğer doğru bir şekilde yapay zeka araçlarını kullanırsanız hem kendi işinizi kolaylaştırmış olursunuz, hem daha özgün fikirleri ChatGPT ile sohbet ederek alabilirsiniz. Bir başkasından fikir almadan, bir başkasıyla uğraşmadan. Yani artık kimseye muhtaç değilsiniz. Biz de, hiç kimse dünyada vazgeçilmez değil. Özellikle akademik dünyada böyle şeyler olduğunu bildiğim için söylüyorum. Hepimiz normal bir insanız. Eğer düzgün yapay zeka kullanabiliyorsak, birçok şeye çözüm bulabiliriz. Bunu da söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Peki etik hususlar neler? Bizim şu anda karşılaştığımız veya ileride karşılaşabileceğimiz etik hususlar neler? Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Bir defa yapay zeka algoritmalarında bir ön yargı var maalesef. Buna bias diyoruz. Özellikle bu ön yargı verilen yapay zeka algoritmalarının, yapay zeka araçlarının eğitimlerinden kaynaklanıyor. Eğitimde verilen verilerden kaynaklanıyor. Mesela yukarıda bir şey görüyorsunuz. Şurada şekil görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada bir resim görüyorsunuz. Bunu internetten aldım. Bakın Microsoft'un Microsoft'un
tam bilemedim bunu. Ve IBM'in bir de bir başka şirketin yapay zeka araçlarını görüyorsunuz. Burada işte koyu tenli bir erkek, koyu tenli bir kadın, açık tenli bir erkek, açık tenli bir kadın veya burada şunu diyebiliriz, zenci ve beyazlar arasındaki tanıma oranlarıyla ilgili bir şey var. Bakın burada bir bias var, bu bias var. Bu hatta Netflix'te bir şey olarak da var, belgesel olarak da var. Bu biastan kaynaklanan hataların özellikle Amazon firması tarafından geliştirilen bir yüz tanıma uygulamasında nelere sebep olduğu ile ilgili bir belgesel var. Onu da seyredebilirsiniz. Bakın burada şeyleri özellikle işte siyahi erkekleri, beyaz erkekleri ve beyaz kadınları tanımada yapay zekalar başarılı olsa da siyahi kadınları tanımada yapay zekanın başarısız olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi siyahi kadınların eğitimde az kullanılması, yapay zeka programının eğitiminde az kullanılması. O yüzden doğru bir şekilde tespit edilemiyor. Doğru bir şekilde tespit edilemiyor. Bu noktada işte bir ön yargı var. Çünkü siz az vermişsiniz veriyi, az vermişsiniz siyahi kadınlarla ilgili veriyi. O da bu noktada bir hata yaşıyor ve doğru bir tahminlemede bulunamıyor. İşte bu noktada yapay zekayı eğitirken doğru verilerle eğitmek çok önemli. Yani bir veriden çok verip olması gereken mesela iki sınıflı bir elinizde veri var. Bunu eğitmek istiyorsunuz. Bir sınıfta veri çok, bir sınıfta veri çok az. O zaman yapay zeka doğru bir şekilde eğitilemeyecektir. Sonuçlar da sizin istediğiniz gibi olmayacaktır. Bunu ne yapmak gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Daha sonra yapay zeka academic integrity diye geçiyor. Bunu Türkçe'ye çevirirken pek de şey yapamadım. O yüzden öyle bıraktım. Academic integrity. Yapay zeka açığı araçlarıyla içerik üretmek artık çok kolay olduğu için intihal ve yazarlar açısından, yazarlık açısından zorluklar yaşanacak. Zorluklar yaşanıyor, yaşanacak ve yaşanmaya da devam edecek. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Peki çözüm olarak ne önerilebilir? Yapay zeka destekli yazılım konusunda politikalar geliştirilmeli ve yapay zeka kullanılarak yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin tespiti konusunda daha iyi algoritmalar üretilmeli. Bu ikisine göre ihtiyacımız var. Yani şu anda bir kişi hızlıca 2-3 tane makaleyi bir günde yazıyorsa o zaman oturup bir düşünmek gerekiyor. Ya bu insanın hiç mi bir şey yapmıyor? Her şeyi yapay zekaya mı yazdırıyor? Bu konular şu anda büyük bir sorun. İnsanlar işin kolayına kaçmak için bunu çok kullanmaya başladılar. O yüzden eğer bir dergiye sahipseniz, bir dergide hakemlik yapıyorsanız, editörlük yapıyorsanız bu noktalara artık daha da dikkatli bakmak zorundayız. İşte yazılan metinleri daha dikkatli hakemlemek zorundayız. Bunların hepsi şu anda olması gereken şeyler. Bir etik, özellikle etik konusunda da çok önemli. Hesap verilebilirlik ve açıklanabilirlik, şeffaflık, hesaplar verilebilirlik ve şeffaflık. Bu noktadan baktığımızda yapay zekalar karar verirken kara kutular. Bir karar veriyor size, bu budur diyor. Bu işte iki sınıf ayıran bir veriniz var. Bu diyor işte şu gruba aittir diyor. Ama siz nasıl karar verdiğini bilmiyorsunuz. Nasıl karar verdiğini bilmiyorsunuz. Bu noktada artık explainable AI diye bir teknik çıktı. Yani açıklanabilir yapay zeka. Hatta bayağı da ilerledi. Şu an üzerine birçok yayınlar da yapıldı. Artık yapay zekanın karar verirken hangi öz nitelikleri kullanarak bu kararı verdiğini, hangi öz niteliklerin daha önemli olduğunu, hangi öz niteliklerin daha çok kullanıldığını explainable AI kullanarak ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Ayrıca yapay zeka araçlarının hepsinde net dokümantasyonlar olmalı ve şeffaflık raporları da sağlanmalı. Aksi takdirde yapay zeka iyi insanların elinde iyi, kötü insanların elinde kötü sonuçlar vermeye devam edecektir. Sonra şuradan devam edelim. Peki zorluklar ve sınırlamalar neler? Bir defa en büyük zorluk teknik zorluk. Yani siz teknik olarak tam hakim olmayabilirsiniz ama en büyük teknik zorluk şu, elinizde çok büyük miktarda veri varsa bunları nasıl eğiteceksiniz? Bunu eğitmek için yeterli kaynağa sahip miyiz? Maalesef birçoğumuz şu anda o kaynaklara erişemiyoruz. Bilmiyorum Google Colab'ı kaçınız kullandınız? Google Colab şu anda ücretsiz olarak size işte GPU'yu az da olsa GPU desteği veriyor. Ama eğer elinizde büyük veriler varsa
ve uzun süre çalıştırmak istiyorsanız, uzun süre çalıştırmak istiyorsanız bir para ödemek zorundasınız. Gerçi hani küçük kaynaklar istiyorsanız ödeyeceğiniz para belki 160-170 lira, ama daha büyük kaynaklar isteyip daha çok GPU kullanmak, daha çok RAM kullanmak istediğiniz zaman bu hesaplama kaynaklarına maalesef erişemiyorsunuz. İşte şey var, TÜBİTAK'ın turbası var. Ama bunda da kullanırken Linux tabanlı olduğu için birçok insan kullanırken zorluk yaşıyor. Bizim acil olarak aslında Türkiye'de akademik dünyanın kullanabileceği, böyle kolay kullanabileceği Google Colab gibi bir arayüze sahip bütün akademisyenlerin veya projesi olan akademisyenlerin makul ücretlerle kullanabileceği bir hesaplama kaynağına ihtiyacımız var. Bunun bütün akademisyenlerin hizmetinde bir şekilde sunulması gerekiyor. İkincisi, veri bulmakta zorlanıyoruz. Maalesef birçok kurum verilerini paylaşmıyor. Veri kalitemiz çok düşük. Örneğin biz doktor öğrencimle hukuk alanında yapay zeka çalışmak istedik. Maalesef hukuksal olarak metinlere ulaşamıyoruz. Sadece Yargıtay kararlarına ulaşabiliyorsunuz veya işte Anayasa Mahkemesi kararlarına ulaşabiliyorsunuz. Biz Anayasa Mahkemesi'ne bakmıştık. Ama ben dünyaya baktığım zaman özellikle Çin'de birçok kaynağın açık olduğunu gördüm. Yeni Zelanda'da yine böyle çalışmaların yapıldığını gördüm. Hukuk şu anda bizim en önemli konumlarımızdan bir tanesi. Ne yönden derseniz, işte mahkemeler çok uzun sürüyor, karar verme işlemleri gecikiyor gibi. Hukuk konusunda şu andaki karmaşanın önüne geçmek için aslında hukuk alanında ya devlet tarafından bir şeyler yapılmalı ya da akademisyenlerin bu konuda çalışabilmesi için kaynaklar açılmalı, yani veri kaynakları açılmalı. Mesela biz şeylere ulaşamıyoruz şu anda, normal ceza davalarında ki hukuksal metinlere ulaşamıyoruz. Verilen cezalara ulaşamıyoruz. Aslında gerekli maskelemeler yapıp anonimleştirmeler yapılıp akademisyenlere bu veriler verilirse Türkiye'de de hukuk alanında ciddi çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Bunlar teknik zorluklarımız. Yine yapay zeka sistemini yapabilirsiniz ama mevcut sistemlere entegrasyonunun zor olduğu noktalar var. İşte siz bir yazılım kullanıyorsunuz. Bunu yapay zekaya bir yapay zeka aracı geliştirerek bu yazılımın buna entegre olmasını istiyorsunuz. Yazılım çok eskiyse maalesef entegrasyonda büyük zorluklar yaşayacaksınız. Sizin yazdığınız bir yazılım değilse bu sefer bir şirkete, yazan şirkete ulaşıp ona ek ücretler ödemek zorundasınız. Bu da zaman alacak. Bu tip zorluklarımız var. En önemlisi beceri açığı. Yapay zeka konusunda şu anda yetkin öğretim elemanı ve personel açığı mevcut. Her ne kadar üniversitelerde şu anda yapay zeka mühendislikleri açılsa da ben bunların çok da altyapılarının yeterli olduğunu, bunu kendi adıma söylüyorum, düşünmüyorum. Çünkü hiçbir şey alımı yapılmadan, öğretim elemanı alımı yapılmadan var olan bilgisayar mühendisliği bölümündeki hocalar aynı zamanda yapay zeka mühendisliği bölümlerine hizmet edecekler. Bu da bir zorluk. Belki oradaki hoca, bilgisayar mühendisliğindeki herkes yapay zeka çalışmıyor, yapay zeka ile ilgilenmiyor. Orada yapay zeka ile ilgilenen hoca yok. Bir de siz yapay zeka mühendisliği diye bir tanım yapıyorsunuz. Yapay zeka mühendisliği dediğiniz zaman orada istatistikçi hoca da olmak zorunda, matematikçi hoca da olmak zorunda. Acaba bunlar ne kadar sağlandı? Ve en önemlisi yapay zeka mühendisliği diye bir iş tanımı maalesef Türkiye'de yok. Dünyada da yok benim bildiğim kadarıyla. Dünyada işte baktığınız zaman matematik bilgisayar bölümleri var. Buradan çıkan öğrenciler eğer yapay zeka ile ilgileniyorlarsa o alanda şey yapıyorlar. Yüksek lisans yapıyorlar veya doktora yapıyorlar. Sonra yapay zekada uzman oluyorlar. Ama bizde böyle bir yapay zeka mühendisliği bölümü açıldı. İleride ne olacak? Bu insanlara yapay zeka mühendisi unvanı verilebilecek mi? Verilse bile yurt dışında geçerliliği ne olacak? Böyle birçok sorun var. Birçok sorun var şu anda. Bunların giderilmesi gerekiyor. Çünkü bununla ilgili bir örnek de vereyim hemen. Türkiye'de bir zamanda ben teknik eğitim fakültesinde de çalışmıştım. Teknik eğitim fakülteleri kapatıldı ve onun yerine teknoloji fakülteleri açıldı. Ve teknoloji fakülteleri açılırken ki amaç şuydu. Dediler ki işte biz buradan çıkanlara uygulama mühendisi unvanı vereceğiz. Bu şekilde açıldı. Sonra fakülteye öğrenci alındı. Diğer teknik eğitim fakültesi kapatıldı. Artık Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimde öğretmen yetiştiren bir kurum yok. Yani meslek liseleri var ama ileride bunlara öğretmen yetiştiren bir kurum
Yok maalesef. Sonra dedendi ki uygulama mühendisi olacak. Sonra mecliste uğraştı, meclisten geçirilmeye çalışıldı. Sonra bu işte mühendisler odası, bilgisayar mühendisleri odası veya mühendisler odası dedi ki böyle bir şey yapamazsınız. Bir sürü tartışmanın sonucunda dediler ki tamam artık uygulama mühendisi yok, siz de mühendis oluyorsunuz. Böylece elimizde iki tane şu anda mühendislik fakültesi var. Birinin adı teknoloji fakültesi, birinin adı mühendislik fakültesi. İkisinin de amacı aynı. İkisi de mühendis yetiştiriyor. O yüzden bunlar tam belirlenmeden açılan bölümlerin pek de etkin olacağını düşünmüyorum. İnşallah ben yanılırım tabii ki. Bir de değişime direnç var. Bu maalesef birçok noktada var. Bununla ilgili iki tane örnek vereceğim size. Şu anda herkes yapay zeka dediğiniz gibi zaman birçok insanda bir algı var. Sanki işimi elimden alacak. İşte bu gelirse ben ne yapacağım gibi şey var. Ama maalesef yapay zeka şunu yapacak. Eğer yeknesak işler yapıyorsanız, örneğin göreviniz sadece bir telefona bakmaksa, göreviniz sadece bir evrak hazırlamaksa, göreviniz işte bir randevu almaksa, yapay zeka bu işleri sonlandıracak. Mesela yapay zeka neyi sonlandıracak? İşte bu tercümanlığı bence sonlandıracak yakın zamanda dilde. İkincisi, bu çağrı merkezleri işi bitecek. Bunun uygulamalarını dünyada görebiliyoruz. Birçok şirket çağrı merkezlerini işte OpenAI ile yurt dışında Amerika'da yaptı bir finans şirketi. Bütün çağrı merkezlerini işlerini şu anda yapay zekayı yaptırıyor. Tüm şeyleri kapattı. İşten çıkardı, özür dilerim. Çağrı merkezi çalışanlarını. Sonra yani sürekli tekrar eden işler yapıyorsanız bunlar yakın zamanda bu işlere sahipseniz işinizden olabilirsiniz. O yüzden sizin var olan yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. İşte bu da değişime direnç getiriyor. Yapay zeka dediğiniz zaman herkes bir kendini geriye çekiyor. Aman olmaz. Bunu ben iki yerde gördüm Türkiye'de. Birincisi Bilgi İşlemde Daire Başkanlığı yaparken bundan tabii 2007-2008 yılından bahsediyorum. 2008 yılında biz evrakları elektronik ortamda gönderip almak için yazılım geliştiriyorduk. Bütün özellikle belli bir yaşın üstündeki memur arkadaşlar diyordu ki bu olmaz, bunu yapamazsınız, bu doğru olmaz. Şu an geldiğimiz noktada bütün evrak sistemleri tüm devlet içerisinde online'a geçmiş durumda. İkincisi, geçen bir Milli Eğitim'de katıldım. Bir proje toplantısına katıldım. Orada da birçok insan, mesela bir proje yapılıyor. Bu projeyle ilgili sizden görüş isteniyor. Hep işin olmaz tarafından bakıyorlar. Yani bu iş yapılırsa iyi mi olur diye düşünmüyor hiç kimse. Veya iyi yönlerine hiç kimse bakmıyor. Herkes olumsuz yönünden yaklaştığı için projede bir adım ileriye gidemiyorsunuz. O yüzden değişime direnmenin bir anlamı yok. Yapay zeka hayatımızın her noktasına gidecek, her noktasında olacak. Mesela artık bakın şey de ortadan kalkacak. Yapay zeka o noktada da devreye girecek. Şimdi belki tam yapay zeka değil ama bütün alışveriş işlerimiz de yapay zeka ile yapacağız. Bize mesela o anda bir kampanya üretilecek. Bize özel kampanyalar gelecek dolaşırken. Mesela bir mağazanın yanından geçerken orada olduğunuz anlaşılacak ve size diyecek ki işte şu anda gelip şunu alırsanız şu kadar lira olacak. Veya ben süpermarkette alışveriş yaparken sizi tanıyacak, diyecek ki işte sepetinize kola atacaksınız, diyecek ki kolayı çıkar Pepsi'yi koy yarı fiyatına diyecek. Mesela böyle anlık olarak real time belki şeyler alacağız, promosyonlar alacağız. O yüzden değişime ayak uydurmak zorundayız. Hop nereden geldi demememiz gerekiyor. Mesela para ortadan kalkacak, onu da söyleyeyim. Mesela NCR, şu anda kullandığımız tüm şeyler, bankamatikler NCR. Benim NCR'da çalışan bir öğrencim var. NCR artık bankamatik pazarından çıkmış, bir Çinli şirkete devretmiş. Kendisi insansız kasalar üretmeye, insansız kasalarla ilgili çalışmaya başlamış ve bunları üretmeye başlamış. Yurt dışına bu sene gittiğimde de şunu gördüm. Mesela bütün bu Burger King'dir, McDonald's restoranlarında kasiyer yok. 4-5 tane büyük ekran koymuşlar. Bütün siparişlerinizi o ekranlardan veriyorsunuz. Daha sonra gidip alıyorsunuz. Yani kasiyerlik de yavaş yavaş sona erecek meslekler arasında görünebilir. O yüzden değişime direnç göstermemeliyiz. Biz bu değişim içerisinde nerede oluruz? Biz neler yapabiliriz?
o kısma entegre olmalıyız. Daha sonra gelecek tahminlerinde neler var? Bir defa yapay zeka odaklı keşifler olacak ve bunların hepsini göreceğiz. Mesela Drug Discovery'den bahsettim. İlaç keşfinde yapay zeka kullanılmaya başlandı. İnsanlar bunu kullanıyorlar ama Türkiye'ye baktığınız zaman maalesef bu konuda çalışan insan sayısının az olduğunu görüyorsunuz. Yani bizde de bu değişimi takip edecek akademisyenlere ihtiyaç var. Yapay zekayla işlerini götürecek, hesaplamalı bilimlere bakacak akademisyenlere ihtiyacımız var. Mesela işte DeepMind'ın AlphaFold'u her sene gelişerek, üstüne koyarak devam ediyor. Biz niye bir şeyler yapmıyoruz? Biz niye bu alanda kendimizi geliştirmiyoruz veya bir yenilik ortaya koymuyoruz? Bu önemli. Bir de şu dikkati çekmesi lazım insanlarda. Bakın, eskiden üniversiteler çok önemliydi. Eskiden bir yenilik çıktığı zaman hep MIT derdik, Stanford derdik, şu derdik, bu derdik. Ama şu anda çıkan yeniliklere baktığımız zaman hiçbirinde üniversitelerin adının geçtiğini görmüyoruz. İşte diyoruz ki yapay zeka dediğimiz zaman aklımıza OpenAI geliyor. OpenAI özel bir şirket. İşte cep telefonuyla ilgili teknolojik gelişmelere bakıyoruz. Kim geliyor aklımıza? İşte Apple geliyor. Apple bir şeyler yapıyor. Google bir şeyler yapıyor filan. O yüzden şu anda üniversitelerin de eskisi kadar ön planda olmadığını görüyoruz. Veya üniversiteler şunu yapıyorlar. Özür dilerim. Özel şirketler şunu yapıyorlar. Başarılı akademisyenleri kendi bünyesinde alıp, mesela Google'ın filan AI grubu var. Kendi bünyesinde çalıştırıyorlar. O yüzden yavaş yavaş üniversitelerden o noktada kopmalar da başlıyor. Bizim Türkiye'de hızlı bir şekilde yapay zekaya adapte olarak kendimizi bu alanda biraz daha ileri götürmemiz gerekiyor. Ve bu dünyada bu alandaki keşif çalışmalarına bizim de bir katkıda bulunmamız gerekiyor. Yapay zeka disiplinler arası çalışma çok önemli. Tüm dünya disiplinler arası çalışarak bir şeyler gerçekleştiriyor. İşte şu anda dünyada yapay zeka, biyoloji ve mühendislik birleşerek tıbbi cihazlar üretiyor. Ama maalesef bizde disiplin arası araştırma kültürü daha tam oturmuş değil akademik dünyada. Hala bizden tek isimli yayın bekleniyor mesela. Tek isimli yayın. Dünyada hiçbir yerde tek isimli yayın artık böyle çok itibarlı değilken bizden hala tek isimli yayın bekleniyor. İnsanlar, bu da çok mümkün değil şu an gelişen dünyada. O yüzden ve yapay zeka bize şunu sağlıyor. Yapay zeka araçları ortak analitik çevreler sağlayarak disiplinler arası işbirliğini kolaylaştırıyor ve kolaylaştıracak da. Daha çok araç bize sunacak. Biz de bunları kullanacağız ama bizim de disiplinler arası araştırmayı ne yapmamız gerekiyor? Geliştirmemiz, ülkemizde teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle kişiselleştirilmiş eğitim tarafında çok büyük gelişmeler olacak ileride. Herkes maalesef aynı eğitim alıyor şu anda ve ülkemizde maalesef bu kişiselleştirilmiş eğitim konusunda çalışma da az veya bu araçları kullanan eğitim kurumu sayısı da az. İleride artık herkes aynı eğitimi almayacak. Kişiler yapay zeka tarafından öğrenciler takip edilip onlara özel eğitim senaryoları çıkarılacak. Hatta şu anda sanırım İngiltere'deydi, bir üniversitenin bir tanesi tamamen öğretmensiz bir sınıf açtı ve orada eğitim veriyor. Bizde niye böyle çalışmalar yapılmıyor? Bunu da düşünmek gerekiyor. Bu alanda çalışan insanları desteklemek gerekiyor. Şirketlere, projelere destek vermek gerekiyor. Çünkü ileride bu da en önemli alanlardan bir tanesi olacak. Yine gelişmiş tahmine dayalı analitik olacak. Yapay zeka finansal tahminlerde bulunacak, trend analizi yapacak. Birçok işleri yapay zeka ile daha iyi yapabileceğiz. Hatta Türkiye'de belki duymuşsunuzdur. Ankara'da bir şirket, bizim lisanstan öğrencimiz Amerika'da doktora yapıp gelmişti NLP alanında. Şirket üniversiteden aldı onu. Bunlar 2 yıldır finans konularında tahminleme yapan bir yapay zeka aracı geliştirdiler. Özellikle Bitcoin'dir, borsadır.
Şu anda bankalara da hizmet vermeye başladılar. Birçok şeye bakıyorlar, birçok parametreye hızlıca bakıp kararlar verebiliyorlar. Yurt dışına gidiyorlar. Yurt dışında özellikle Bitcoin'i resmi olarak kabul eden bir tane ülke vardı. Unuttum şu anda. O ülkeye gittiler. O ülkenin başkanıyla görüştüler. O buraya geliyor, o buraya gidiyor. İnsanlar yapay zekayı her alana aktardılar. Finans alanında da yapay zekanın daha çok gelişimine tanık olacağız. Akademik yayıncılıkta yapay zeka, ileride ne olacak? Bir defa metodoloji üretecek, literatür taramalarını otomatik olarak yapabilecek araçlar gelişecek. İşte bu noktada gelecek tahmininde bu işler iyice geliştiği zaman yazarlık ve atıf konusunda etik yönergelerin şimdiden oluşturulması gerekiyor. Buna şimdiden Yükseköğretim Kurumu'nun bizde Türkiye'de işte veya işte Yükseköğretim Kurumları'nın alt tarafta hazırlık yapması gerekiyor. Bu konuda yönergeler hazırlaması gerekiyor. Mesela her üniversitenin tez yazımında özellikle yapay zeka ile ilgili bir yönergesi bulunması gerekiyor. Ama bu konuda maalesef çalışma yapan kaç üniversite var onu bilmiyorum. İleride artık hakem değerlendirmelerinin yapay zeka tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. Ki gelecekte bu daha etkin olacak. Daha sonra yapay zeka destekli literatür güncellemeleri olacak. Yapay zeka destekli sistemleri, araştırmacıları çalışmalarıyla ilgili yeni yayınlar konusunda anında uyarabilecek. Böylece akademisyenlerin işini biraz daha kolaylaştıracak böyle şeyler olacak. İnteraktif yayınlar çıkacak. Yapay zeka destekli makaleler okuyucuların yayın içindeki veri modelleri ve simülasyonlarla etkileşime girmesine olanak tanıyacak. Yani siz o modeli yapay zeka destekli makale ise o modeli görüp deneyebileceksiniz. Onunla etkileşime girebileceksiniz. Çok daha iyi bir şekilde anlamanızı sağlayacak bu sizin. Daha iyi bir öğrenme amacı getirecek. Peki riskler nedir? Riskler nedir dersek bir defa herkes birçok yani kullananlarda şöyle bir sorun var. Yapay zekaya aşırı güveniyorlar. O da söylediyse doğrudur. Bu aşırı güven ve yapay zekaya bağımlılık yani nasıl olsa yapay zekaya bakar fikri akademisyenler arasında eleştirel düşünme ve özgünlüğü azaltabilir. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Yani her şeyin de bir sınırı olmalı. Çünkü tamam bunu yapay zeka yapar, bunu da yapay zekaya yazdıralım, neye uğraşayım ki gibi bir mantıkla ilerlersek hakikaten düşünmeyi unutabiliriz, düşünmeyi uzatabilir, özgünlüğümüzü azaltabilir. O zaman ne yapmalıyız? Eğitimde insan denetimini teşvik etmeli ve analitik becerileri geliştirmek için çalışmalıyız. Yapay zeka araştırmaya daha fazla katkıda bulundukça yazarlığı tanımlamak artık bir sorun haline gelecek. O yüzden etik kavramı daha da öne çıkacak. Bu konuda şimdiden çalışmalara başlanmalı. Bu konuda yönergeler, işte yönetmelikler hazırlanmalı. Ve özellikle ülkemizde geç kalmadan bunların uygulamaya sokulması gerekiyor. Şimdi bakın çünkü yapay zeka ile ilgili Avrupa Birliği bir şey hazırladı. Taslak hazırladı. OpenAI geçen gün bunu tanıdı. Ben tamam bunlara uyacağım dedi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım dedi. Ama hala ülkemizde maalesef bu konuda tam bir iyi bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Bunların üzerinde de herkesin bir düşünmesi gerekiyor. Ama sonuç olarak çıkarılması gereken şu. Yapay zeka şu anda hayatımızı etkilemeye başladı. İleride daha çok etkileyecek. Meslekler değişecek, meslekler dönüşecek. Bu mesleklerin içerisinde akademisyenlik de var. Bir tarafından tutup bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Eğer ayak uydurmazsak maalesef akademik dünyada yok olup gideceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Umarım sıkmamışımdır kimseyi. Yok, kesinlikle büyük bir zevkle izledik. Aslında bir yandan pek çok not da aldım. Yani sonuçta bizim etkinliğimiz bir anlamda teknolojik ilerlemeyi sağlıyor. Yani hesaplama yeteneklerinin gelişmesinden bahsettiniz. Aynı zamanda insani özelliklerimizin değişime uğrayabileceği dil becerileri gibi bunların ortadan kalma tehlikesi, düşünme yetilerimizin yitirilmesi. Çünkü insan benzersiz bir varlık olarak tanımlanır. Hem teknik olarak hem de aslında manevi olarak. Yani insan
mükemmel bir varlıktır. Ama bu varlığa ciddi anlamda bir müdahale olduğunu da görüyoruz. Ya da bir şekilde ayak uyduramadığımızda nelerin olabileceğini görüyoruz. Bu bir risk. Ama aynı zamanda hayatımızı devam ettirebilmek için ona da ayak uydurmak gerekiyor. Burası çok önemli. Ve ilişkilerimizi devam ettirebilmek için, yani etik konusunda bir takım ahlaki sınırlar içinde kalabilmek için de önlem almak gerektiği konusunda çok ciddi uyarılarda bulundunuz. Ve teknik, yani Sümerler'de işte basit yapılı ziguratlardan bugün uzayda inşa yapan ya da yeni bir gezegene gitmeye çalışan insanın müthiş bir gelişim arzusu var teknik konuda. Ve bu teknik kaçınılmaz. O zaman biz buna ayak uydurmak zorundayız. Yani bu gelişimi bizim de kaçırmamamız, ıskalamamamız gerekiyor. Kaçırdığımızda da başımıza bir takım olumsuz şeylerin gelebileceği konusunda da ciddi bir uyarıda bulundunuz. Yani bu teknikleri her alanda, ilaçtan diğer bütün işte para birimlerine kadar sayısız alanda hayatımızı etkileyen bütün alanlarda demek ki bizim buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bunlar çok ciddi uyarılardı. Riskleri olduğu kadar avantajları da var ama riskleri de yine avantajlar içinde belki olumluya avantaja çevirebiliriz diye düşünüyorum. DT Akademi'nin bu haftaki seminerinin sonuna geldik. Konuğumuz Profesör Doktor Ecir Uğur Küçüksille'ydi. Çok aydınlatıcı, aynı zamanda uyarıcı ve bir anlamda kendimizi yeniden biraz daha kontrol için, daha sıkı kontrol için de bir fırsat oldu. Böyle düşünüyorum. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Dinleyen tüm herkese, katılan herkese çok teşekkür ediyorum.